Evet, kıymetli misafirler, Türk Ocakları olarak tertiplediğimiz konferanslar dizisinde bu hafta konuğumuz Ahmet Kökdemir hocamız. Kendisi bize sözün kıssası başlığı altında bizim kültürümüzde son derece önemli olan Türkistan kültürünün belki de aktarılmasındaki en önemli kanallardan biri olarak değerlendirebileceğimiz kıssa kültürü üzerinden Türk dilini, Türk kültürünü aktarmak üzere, onun temel dinamiklerini aktarmak üzere bir konuşma yapacak. Ben takdimci olarak sözü çok uzatmak istemiyorum. Sözü sahibine tevdi ediyorum. Hocamızı kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Hazırlanırken söze nasıl başlayayım diye önceden bir iki cümle kurarım falan. Sonradan bir de bakarsınız telefonunuza bir mesaj geliverir. Sizin hazırladığınız cümleleri falan alıp götürür. Mesajı tekrarlayalım. Türk Ocakları'nın telefonlarınızı sözün kıssası katiliminizi beklediler. Katildik hep beraber. Yani dağların henüz demir köstebeklerle delinmediği, suların kirletilmediği, şişelere hapsedilmediği zamanlarda söz var. Sokak başlarındaki fırınların önünden geçerken mis gibi buğday kokusu, ekmek kokusu gelirdi burnunuza. İşte ta o zamanlarda. Kelam ile insan arasında sırlı bir bağ var idi. Tabii o zaman henüz chatleşmiyorduk. Selamun aleyküm diyorduk. Aradaki ünlüleri düşürüp SDMKM şeklinde hitap etmiyorduk. Bırakın kelimelerin, her harfin tadı ve söze kattığı bir musiki var. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini derdik. Sonra kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş der, sevdiklerimize gül demekten sakınırdık. Gülün ömrü az olur diye. Şimdilerde rahatlıkla sevdiklerinize gülüm diyebilirsiniz. Çünkü gülü çiçekçiden alıyorsunuz, vazoya koyduktan sonra bir iki ay, bana bir su, bir iki ay rahatlıkla vazoda kalıyor. Sonra duvara asıyorsunuz, kuruyor, sallayın bir tane yaprak düşüremezsiniz. Halbuki bizim o gülüm diye sakındığımız güller sabahtan goncaydı. Akşama doğru açar, ertesi gün sabah, yani tam bir gün sonra seher yeliyle savrulur giderdi. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur derdik. İşte o zamanlarda sözün, kelamın insanla bir macerası var. Ve biz sözü fazla uzatmayı sevmezdik. Allah'ın insanoğlunu
peygamberliği, peygamberlerini eğitmekte kullandığı en etkili vasıta olan kıssaları anlatırdık, dinleyenlerin kabiliyetine bırakırdık. Yanilerle uzatılan cümlelerimiz hiç olmazdı bizim. Uzun uzadıya dostluktan, arkadaşlıktan, dostluğun, arkadaşlığın faziletinden bahsetmeye gerek duymazdık. Derdik ki, Gülistan'da Şeyh Sadi'nin dediği gibi, bir gün diyor, hamama gitmiştim. Yıkanırken bir dost bana bir avuç kil verdi. Yıkanmaya başladım, mis gibi kokuyordu. Ona dedim ki, yahu sen ne kadar güzel kokuyorsun, misk misin, amber misin? Yok diye cevap verdi toprak diyor. Ben bir toprağım, kilim bildiğin gibi. Ama Gülistan'da bir müddet güllerle arkadaşlık yaptım diyor. Dostluğun, arkadaşlığın ölçülerini de yine kıssalara yansıtırdık. Tabii iyi dost yanında bulundukça kokusuyla sizi iyi etkilerdi. Ama dost da dost olacaktı. Yılanla aslan arkadaş olmuşlar. Birlikte yedikleri, içtikleri aile gidiyor. Aslan nerede? Yılan orada. Yılan nerede? Aslan orada. Ta ki karşılarına bir gün geniş, derin ve çok hızlı akan bir nehir çıkıncaya kadar. Nehrin karşısında ceylanlar, antiloplar havalara sıçrıyorlar. Tüyleri pırıl pırıl. Yılan diyor ki, dostluğumuz, arkadaşlığımız galiba buraya kadarmış. Olur mu öyle şey diyor aslan. Biz seninle ölünceye kadar dost kalacağız. Yo yo diyor. Senin diyor şu karşıya geçip ceylanların, antilopların peşinde koşman, yemen, içmen icap eder. Bense yüzme bilmediğim için karşıya geçemeyeceğim. Sana da dur diyemem diyor. Olur mu öyle şey diyor ya? Sen yüzme bilmiyorsan ben çok güzel yüzücüyüm. Dolanırsın boynuma. Yo yo diyor. Sana zahmet vermek istemem. Olmaz öyle şey diyor aslan. Boynuma dolan, karşıya geçeceğiz. Nehri tam yarılarlar, yılan aslanın boğazını sıkmaya başlar. Nefes almakta güçlük çeken aslan, yılan kardeş korkma diyor. Korkma, gördüğün gibi ben çok iyi yüzücüyüm. Gevşet, korkma falan demeye kalmıyor, aptal diyor. Yılanların yüzme bilmediğini kim söyledi sana diyor. Bütün yılanlar yüzer diyor. Ben böyle bir fırsatı bir daha elime nasıl geçireceğim? Biraz daha sıkınca aslan bakar ki bunun şakaya gelir tarafı yok. Anladım diyor. Sen beni öldüreceksin. Ama diyor ben bu dostlukla birlikte ölmek isterim. Seni unutmak istemem diyor. Onun için şu mübarek yüzünü bana bir son defa gösteriver diye aslanın gözlerinin önüne doğru şöyle bir hareket yapınca aslan da usulünce kafasından kapar ve bir çırpıda ezer, sahile çıkarır. Dümdüz yatırır. Bak Adem, benimle dostluk böyle eğri büğrü olmaz. Dümdüz olacaksın der. Kıssalar sözü uzatmadan alıcısına ulaştırılır, herkes nasibince alır. Meyve bahçesine girersiniz, bir kısmının boyu çok uzundur. Olduğu yerden en güzel dal uçlarındaki kırmızı elmaları alır, bir kısmı sincap gibi beceriklidir, tırmanır yine dal uçlarına. Bir kısmı da ağaca çıkmakta beceriksizdir, boyu kısadır, ne yapsın? Zannetmeyin ki o nasipsiz kalır. Bazen dal uçlarına tırmananlar böyle
şunu da alayım diye en ileridekine uzanırken elindeki güzel elmayı aşağıya düşürür. O da hiç tahmin etmeyeceği elmalarla nasip verir. Ve sözler o zamanlar, yani dağların henüz delinmediği, suların kirlenmediği dönemlerde ol deyip de olduranın 99 adıyla başladı. Sonra yine Şeyh Sadi'nin bostanında başlangıç o kadar ilgi çekicidir ki şöyle der: kudretiyle tende can, hikmetiyle dilde söz yaratan Allah'ın adıyla. Kudretiyle tende can, hikmetiyle dilde söz yaratan Allah'ın adıyla. İçinizde okuyanlar var, ben biliyorum. Benim müşterilerden de var. Böyle okuma gruplarında falan bulunanlar bilirler. Nazan Bekiroğlu'nun söz deyince akla ilk gelen eserlerinden birisidir. Böyle hemen hafızama birçok noktasıyla damlar. İsimle Ateş Arasında. Selamünaleyküm. İsimle Ateş Arasında da bir cümle geçer ki fevkalade anlamlı, fevkalade etkileyicidir. Hikmetleri kelimelerin kalbine, hikmetleri kelimelerin kalbine indiren Allah'ın adıyla ve Allah'a hamd ederek başlamak isterim der isimle Ateş Arasında adlı eserinde. İnsanlık tarihi boyunca eğitim öğretimde en çok kullanılan metodlardan birisidir. Hatta kıssa geleneğinde kıssa metodu Allah'ın insanlara öğretme metodudur dersek yeridir. Çünkü Hazreti Adem'den başlamak kaydıyla bizim peygamberimize kadar uzanan bu peygamberler silsilesi içinde insanoğluna anlatılan birçok bilgi, davranış şekli, eğitim hep kıssalarla yapılır. Ve kıssaların birçoğunda öyle ayrıntıya inilir ki bizden de benzer şeylerin gerçekleştirilmesini ister. Mesela Yusuf kıssasında okuduğumuz zaman şu ayrıntı ne kadar çarpıcıdır. Hazreti Yusuf Aziz'in evine esir olarak, köle olarak çalışmaya başladığında Aziz'in hanımının yavaştan yüreği ona yırtar. Tam kapıyı açmıştır, çıkacak, karşısına Aziz ve bir akrabaları gelir. Tabii donup kalırlar, kadın feryada figana başlamıştır. Bana Yusuf kötülük etmek istedi. Aziz'in akrabası der ki, bir bakalım gömlek neresinden yırtılmış? Önden mi yırtılmış, arkadan mı yırtılmış? Yani bu işte Yusuf'un kabahati var mı, yok mu? Gömlekten anlaşılır. Tabii sonra kadın bunun sadece bir ani nefis tahrikiyle oluşmuş hadise olduğunu ifade edebilmek için şehrin ileri gelenlerinin hanımlarını evinde misafir eder. Gün yapar bugünün tabiriyle. Kadınlar sohbete, el işlerine falan daldıkları bir sırada, bu arada önlerine meyveler ve bıçaklar bırakılmıştır. Hazreti Yusuf'a der ki, tam kadınlar meyveleri soyacakken gir içeri deyince bütün kadınlar ellerini keser. Siz bunu teorik bilgilerle uzun uzadıya anlatın. Buradaki hassasiyeti sezebilmek, kıssalardaki özü, ibreti anlayabilmekle alakalıdır. Hemen
hemen bütün kavimlerin bu şekilde bir imtihandan geçtiğini ve onların kıssalarıyla sonraki nesillere ibretler bıraktıklarını görüyoruz. Bizim edebiyatımızda, şiirlerimizde bolca kıssalar kullanılır. Sonra bir ara kayboldu. Televizyonda bir Deli Yürek dizisi başladı.